Biraz da zeytinyağı ekleyeceğiz. Şuradan alalım. Çok az, fazla değil. Sadece biraz daha yumuşatmak istiyorum. Evet. Kıvam istediğim gibi oldu. Ben acukamı kavanozlara dolduruyorum. Ben koca bir kavanoz hazırladım burada. Birazdan hepsi için ekmek kızartacağım. Ama şimdi ikinci çok pratik bir kahvaltı sos tarifini vermek istiyorum. Zeytin ve kuru domatesle yapacağım bunu. Biraz kurutulmuş domates. Ben bunları dediğim gibi biraz kurutulmuş domatesi sıcak suda bekletmeniz gerekiyor. Burada vakit kaybetmemek adına beklettim ve de doğradım. Şu biri olsun. Çekirdekleri çıkarılıp doğranmış siyah zeytinlerimi de ekledim. Birazcık yeşil zeytin doğrayacağız. Ben biberli olanları tercih ediyorum. Bunda her zaman siyah zeytin oranını ben çok daha yüksek tutuyorum. Siz tam tersi de yapabilirsiniz. Bolca ceviz ekleyeceğim birazdan. Cevizleri kabaca elimle doğrayacağım. Bir yandan da benim tavam ısınıyor. Orada ekmekler kızartacağım. Şimdi biraz ceviz almak istiyorum. Özellikle ceviz severlerin çok bayılacağı bir tarif. Şimdi geldik baharat kısmına. Ben her zaman söylüyorum, siz ne seviyorsanız o diye. Tuz koyuyorum biraz. Biraz karabiber ekleyeceğim. Kekik çok güzel koktu. Listemde yok ama biraz ondan koyayım. Biraz kırmızı toz biber alalım. Şu kadar yeterli olacaktır. Bolca zeytinyağı dökeceğim. Benim sosum hazır. Ekmeklerimi kızdırılmış tavada biraz kızartacağım. Hazırladığım acukayı ve zeytini kahvaltılık sosumu süreceğim ve afiyetle yiyeceğim. Önce biraz tavamın altını açayım ben. Dilimleriniz büyük olsun. Ben ekşi mayalı kullanıyorum. Biraz kesmekte zorlanabilirsiniz. Bir de biraz normalden kalın kesin. Sosumuzun yoğunluğu, iki sosumuzun da yoğunluğu oldukça fazla. Şöyle koyalım. Önce biraz zeytinyağı ilave ederiz. İki dilim yeterli olacak. Tavada ters çevirebiliriz. Çok kısa sürede hazır olacak. Ekmeklerim olmak üzere. İster kızarmış ister taze ekmeğe sunarsınız diye hepsini burada buluşturuyorum. Sıcacık ekmek dilimleri üzerine.